Hazırız sanıyorum, değil mi? Sesim geliyor mu? Geliyor şu an, evet. Kusuruma bakmayın, küçük bir bilgisayarla ilgili kitlenme problemi yaşadım. O yüzden. Hiç problem değil. Herkese tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Bu hafta girişimciler için finans webinar serimizin son haftası. Tanıdık isimler görüyorum. 4 haftalık bizimle olan katılımcılarımız var. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Bu hafta iş sahipleri için raporlama gereksinimlerinden bahsediyor olacak Ömer Bey. Önceki haftalarda bildiğiniz gibi şirket kurulumu ve doğru şirket yapısını seçmek, vergisel konularda yapılması gerekenler, girişimciler için teşvikler gibi konulardan bahsetmiştik. Eğer kaçırdıklarınız varsa YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz tekrar. Ben şimdi sözü Ömer Bey'e bırakıyorum. Keyifli eğitimler diliyorum. Teşekkür ederim Ferhan Hanım. Öncelikle herkes tekrar hoş geldi. Katılan değerli katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyorum. Şu an ekranım gözüküyor mu acaba? Onun bilgisini alabilir miyim? Şu an görünüyor, evet. Tekrar hoş geldiniz. Biraz evvel Ferhan Hanım'ın da ifade ettiği gibi bugün iş sahipleri için raporlama gereksinimlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle bir girişimcinin doğru işi açabilmesi, doğru işi yapabilmesi için ilk webinarımızda bir sunum yapmıştık. İkincisinde işimizi açtıktan sonra vergisel anlamda ne gibi yükümlülüklerimiz olacağına değinmiştik. Üçüncüsünde teşviklere değinmiştik. İşimizde bize katkısı olacak teşviklerden bahsetmiştik. Ve bunda artık işimizin başlangıcında ve işimiz devam ederken raporlama ile ilgili ne gibi gereksinimler olacağından bahsedeceğiz. Öncelikle kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Ömer Özbanıç'a. 1979 İstanbul doğumluyum. Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümünden. Mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Muhasebe Finansman Bölümünde yüksek lisans yaptım. 17 yıllık özel sektör tecrübem oldu. Burada orta düzey yönetici olarak çalıştıktan sonra 2017 yılından itibaren HLB Saygın Bağımsız Denetim AŞ'nin ortağı olarak görev yapmaya başladım. Vergi ve bağımsız denetimin yanında bütçe, raporlama ve mali kontrol konusunda da tecrübelerim bulunmaktadır. Raporlama gereksinimlerine gelecek olursak bu haftaki konumuza, öncelikle temel mali tablolardan bahsedeceğiz. Her bir girişimcinin, her bir şirketin düzenlemek durumunda olduğu bilanço ve gelir tablosundan bahsedeceğiz. Ardından günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olan alacak ve borç raporlamalarından, ardından stok, sabit kıymet ve varlık raporlarından, takiben bütçe ve iş planlarından bahsettikten sonra diğer raporlama gereksinimlerinin neler olabileceği, iş sahiplerinin diğer raporlamalarla ilgili nelerle karşılaşabileceği hususunda bilgi vereceğiz. Öncelikle bilançodan başlayalım. Bilanço nedir? Burada önemli olan konuların en başında ana mali tablolardan bir tanesi olan bilanço, belirli bir tarihte işletmenin varlıklarını ve bu varlıklara kaynak teşkil eden borçlarını ve öz kaynaklarını gösteren mali tablodur. Dikkat edildiği üzere bilanço bir fotoğrafı simgeliyor bize. Çok, yani çok belirli bir tarihte... Arkanızdan bir uğultu geliyor ama... Evet, hemen şey yapayım. Bulunduğum yerle ilgili anladığım kadarıyla bir saniyenizi rica edeyim. Lütfen. Tekrar bilançodan bahsedeyim. Sanırım şu an daha iyi. Bilanço, belirli bir tarihte işletmenin varlıklarını ve bu varlıklara kaynak teşkil eden borçlarını ve öz kaynaklarını gösteren mali tablodur. Bir bilanço örneği hazırladık. Bu eğitimde sizlere göreceğiniz gibi bir denkliğe sahip olan, işletmenin aktif ile pasifini gösteren çok basit düzeyde bir bilanço. Tek düzen hesap planına göre düzenlenen bilançolar işletme sahipleri açısından belli bir tarihte mali durumu göstermesi açısından çok çok önemli. Biz bilançoları kredi ve yatırım kararları sırasında gerek bankalara ibraz ederek, gerek mali idarelere ibraz ederek oldukça fazla kullanıyoruz.
Bilançoyu bir fotoğraf olarak nitelendirmiştik. Yani yukarısında da gördüğünüz üzere bilanço belli bir tarih itibariyle işletmenin hesaplarını gösteren tablo. Bir de gelir tablosu var bilançoyla bağlantılı olarak. Gelir tablosu ise fotoğraftan ziyade daha çok bir film gibi. Yani belirli bir dönemde işletmenin elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı tüm maliyet ve giderlerin yer aldığı finansal tablolar olarak nitelendiriliyor. Burada da bir tek düzen hesap planına göre bir gelir tablosu örneği burada göstermeye çalıştık. Dikkat ediyorsanız gelir tablosu belli bir süreyi kapsıyor. Yani 1-1-2013, 31-12-2013 olarak burada nitelendirilmiş. Bilanço ise bir anı kapsıyordu. Şimdi bu temel mali tablolar bizim şirketimizin burada gösterilen bir yıllık gelirini ve o yılın sonundaki hesapların durumunu gösteriyor. Biz temel mali tabloları girişimciler olarak bankalara, devlet otoriteleri, kamu otoritelerine veyahut yatırımcılara sunabiliyoruz. Bu nedenle bu tablo içeriğinin düzgün bir şekilde ifade edilmesi, hesap kalemlerinin doğru olması işletmeciler açısından, girişimciler açısından çok büyük önem arz etmekte ki işletme sağlığını hem buradan takip edebilirler hem de üçüncü kişilerle olan ilişkilerde işletmenin görünümlerini dikkatle sunabilirler. Bir de biraz evvel bahsettiğimiz üzere alacak ve borç raporlamaları, bunlar günlük operasyonel raporlamalar olarak da düşünülebilir. En önemlisi de cari hesaplara ilişkin ekstrelerdir ve raporlamalardır. Cari hesap nedir diye tanımlayacak olursak, ticaret kanunumuzda tanımlanmış cari hesap, iki tarafın mal ve hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları hesap şeklinde çevirmesi olarak tanımlanabilir. Yani ticaretin doğası nedir? Biz bir mal ya da hizmet alırız, bunun karşılığında bize fatura düzenlenir, biz bu faturayı öderiz ve hesap sıfırlanır, biter. Fakat cari hesapta söz konusu işlem böyle olmuyor. Ödemeler ve alımlar sürekli olarak devam ediyor ve biz bunu bir hesap kartında tutuyoruz. Hesap kartında da tuttuğumuz için işin sonunda bir bakiye oluşuyor, artı ya da eksi. Biz de bu bakiyeye göre ya alacaklı hale geliyoruz ya da karşı tarafa borçlu hale geliyoruz. Bunun en önemli hususlarından bir tanesi cari hesapla ilgili olarak bir mukavelename doldurulması, ticaret kanunu açısından oluşacak olası temerrüt gibi ya da davalarda lehe delil teşkil etmesi gibi önemli bir delil oluşturmasını sağlayabilir. O yüzden karşılıklı olarak çalışılacak, cari hesap ilişkisi kurulacak karşı taraflarda, bu gerek müşteri olsun, gerek satıcımız olsun, bir cari hesap sözleşmesinin düzenlenmesini biz girişimcilere önermekteyiz. Bir de alacak borç varsa tabii bunların vadesi var hayatımızda. Bu vadelere de bakmak gerçekten çok önemli. Burada finansal performans açısından çok önemli olan bir rapor var. Bu da yaşlandırma raporu. Şirket alacaklarının zamanında ödenip ödenmediğini, vadesine ne kadar süre kaldığını, ne kadarının zamanında ödendiği gibi kritik verileri sağlayan raporlar bunlar. Yaşlandırma raporları genelde muhasebe programlarının içerisinde oluyor ve bunun etkin kullanımı gerçekten çok önemli. Yani bir fatura düzenlendiği zaman ilgili faturanın vadesinin doğru girilmesi, ilgili müşterinin zamanında ödeme yapıp yapmadığı, vadesine ne kadar süre kaldığı gibi çok önemli nakdi olarak, yani nakit akışını ilgilendiren bilgiler sağlayacaktır bize. Biz tabii nakit akışının yanında müşterilerimizin verimliliğini de bu tarz yaşlandırma raporlarından ölçebiliriz. Şöyle ki bir müşterinin düzenli olarak ödeme yapıp yapmadığını, vadesini geçirip geçirmediğini bu raporlardan rahatlıkla görebiliriz. Belli sayıda müşteri yaşayan işletmelerde bu raporlar artık neredeyse finans bölümünün ve muhasebe bölümünün eli ayağı durumuna geliyor. O yüzden tercih edilecek muhasebe yapısında mutlaka yaşlandırma raporlarının bulunması gerektiğine yönelik girişimcilere tavsiyede bulunuyoruz. Bir de tabii sürekli ulusal para cinsinden bir ticaret söz konusu olmayabiliyor. Dövizli çalışan firmalar da bulunuyor. Bunlar ihracat yapabiliyor, ithalat yapabiliyor. Ve bunlarla ilgili dövizli alacak ve borcun takibi de gerekebiliyor. Tabii ki biz ticari defterlerimizi Türk lirası cinsinden
takip ediyoruz, tutuyoruz. Fakat yabancı para cinsinden hareketlerimiz de olabiliyor. Hatta bazı şirketlerde bir cari hesabı içerisinde hem dövizli hem yabancı para cinsinden işlemler olabiliyor. Bu işlemlerin de takip edilmesi ilgili para biriminden, hatta birden fazla döviz kullanılan hesaplarda oluyor. Yani aynı hesap içinde doları, eurosu, sterlin ve Türk lirası gibi değerlemeler olabiliyor. Bunların güncel değerini de içerecek şekilde, dövizleri de gösterecek şekilde takip edilmesi gerçekten çok önemli bir raporlama gereksinimi. Ve bu tarz bir raporlama gereksinimine ihtiyaç duyan şirketlerin sistemlerini kurarken bu detayda bilgi sağlayabilecek muhasebe programlarını seçmesi, muhasebe bilgi sistemlerini buna göre oluşturması gerçekten çok önemli. Bir de içinde bulunduğumuz yıllarda da çokça şahit olunan bir durum var. Birçok işletmede, bilhassa borçları döviz, alacakları yerli para olan işletmelerde bazı döviz kırılganlıkları ve döviz pozisyonlarının eksi yönde oluşması söz konusu olabiliyor. Bunu takip açısından da dövizli raporlama yapabilen bir muhasebe bilgi sistemi üretilmesi, bu tarz bir muhasebe programı kurulması gerçekten girişimciler açısından önemli. Cari hesap, cari hesapta oluşan borç alacaktan bahsettik. Bir de işletmenin tabii ki kıymetleri ve varlıkları var. Bu varlıklar içerisinde en önemlilerden bir tanesi stoklar. Stok kartlarının oluşturulması ve stok kartlarının takip edilmesi. Bilhassa çok sayıda ürün satan, çok sayıda ürün alan ticaret şirketlerinde veya üretim şirketlerinde önem arz ediyor. Stok kartlarının çok yetkin olarak takibi bizim satış fonksiyonumuzu da etkiler. Yani elimizde ne stoğun olduğunu bilmez isek satışımız da buna göre şekillenir. Karlılığımız bundan etkilenebilir. Yani bir stoğu var zannedip güncellemediğimizde bunun daha sonra satılmasıyla karşı karşıya kalabiliriz ve müşteri nezdinde bir şikayet oluşturabilir. O yüzden anlık olarak takip edebileceğimiz gerek çeşitli el terminalleriyle ya da sevkiyat metoduna göre değişmekle birlikte yüklemeyi içerecek irsaliyeden beslenen stok kartları oluşturmak gerçekten muhasebe bilgi sistemi açısından çok önemli. Böylece girişimciler işletmelerin elinde nasıl varlıkların bulunduğunu, hangi stokların elinde olduğunu görebilirler. Bir diğer husus ise bu konuda raporlamada stok kartlarına bağlı olarak maliyet hesaplayabilmek de çok önemli ki bir ürünü karlı satıp satmadığımızı buradan rahatlıkla takip edebiliriz. Ya da sadece bir ürünü de düşünmeyelim. Birbirine benzer ürünlerden bir ürün gamı, bir ürün grubu da oluşturulabilir. Aynı şekilde stok kartlarını bu şekilde oluşturup maliyetle ilişkilendirildiğinde o ürün gamından, ürün grubundan da ne kadar karlılık sağlandığı raporlanabilir. Girişimcilere bu konuda da sistemlerini oluştururken dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Bir de varlıkların diğer önemlisi, bilhassa üretim şirketleri için sabit kıymetler. İşletme bünyesinde bulunan sabit kıymetlerin iktisap, eski bir tabir ama buna edinme diyebiliriz. İktisap değerlerini, dönemlik ve kümülatif birikmiş amortismanlarını ve amortismanlar sonrasında net defter değerini hesaplamasını sağlayan raporlamalara biz sabit kıymet raporlamaları diyoruz. Bu nerede önemli? Üretim şirketlerinin ürün maliyetlerini ve yıpranan sabit kıymetler nedeniyle yenilemelerini, yatırım gereksinimlerini hesaplamasında bu durum gerçekten önem arz ediyor. Üretim işletmelerinde mutlaka ve mutlaka envanterin doğrulanması açısından da, eldeki sabit kıymetlerin bilinmesi açısından da bu raporlamaları yapabilecek bir muhasebe programı veya dışarıda takip edilecekse bir tablo oluşturulması önemli ki olası eksilmeler ve suistimallere karşı da dikkatli olunmasını gerekmekte. Tabii en likit varlıklarımız kasa ve bankalar. Buna karşılık eğer cari hesap şeklinde bankalarla çalışıp kredi kullanılıyorsa anlık olarak kredilerin raporlanması da önemli. İşletmelerin elinde bulunan kasa banka mevcudu ile kredi borçlarına ilişkin güncel bakiyelerin gösterilmesini sağlayan raporlamalara biz kasa banka kredi raporlamaları diyoruz. Bu konuda raporlamada günü yakalamanın, anı yakalamanın en önemli yollarından bir tanesi de banka entegrasyonu yapılması. Böylece banka ile entegrasyon yapılırsa
veyahut belli araçlar kullanılıp muhasebe sistemine banka hareketleri doğrudan entegre edilebilirse, bakiyeler otomatik olarak muhasebeye entegre edilip sağlıklı bir raporlama sağlanabilir. Böylece anlık olarak bankamızda neyimiz var, ne kadar kredi borcumuz var görebiliriz. Tabii kıymetli varlıklar, bilançodaki en likit varlıklar kasa ve banka. Doğal olarak bunların suistimale uğramaması için de güncel raporlanması ve denetlenmesi konusunda yapılacak çalışmalar işletmelere iç kontrol yönünden de önemli faydalar sağlayacaktır. Şirketteki varlıklara erişimi kısıtlayıp kayıp ve kaçağı arttırabilecek, azaltabilecektir, çok özür diliyorum. Ve şirketleri suistimale karşı daha korunaklı hale getirecektir. Bunu kısaca günlük raporların neler olduğu şirketlerde, işin sonunda dönemsel olarak neler, hangi raporlama gereksinimlerinin olduğuna kısaca değindik. Tekrar etmek gerekirse bilanço gelir tablosu zaten ana raporlarımız. Bunun yanında günümüzü idare etmek için bir gösterge paneli olarak kullanmak üzere alacak raporları, kıymet raporları, yaşlandırma raporları, sabit kıymet raporları, kasa banka raporları gibi raporlama gereksinimleri şirketlerde bulunmakta. Bunlar ilk etapta belki belli bir altyapı yatırımı gerektirebilir. Belli bir emek, belli bir kaynak gerektirebilir. Fakat uzun vadede ben tecrübemle görüyorum ki bu kaynakları çok hızlı bir şekilde yerine koyabilecek, yarar sağlayacaklardır. Bunu da dikkate almanızı öneririm. Bir de biraz daha yönetsel raporlama ihtiyaçlarımız var tabii. Şimdi bir gösterge paneli olmayan araba hayal edilemeyeceği gibi böyle bir örnek vereyim. Bütçesi ve iş planı olmayan bence bir şirkette hayal edilmemeli. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Sonuçta ne yöne gittiğimizi, gittiğimiz yolda aldığımız mesafeyi ölçebilmemiz gerekiyor şirket olarak da. Bunun da en önemli yollarından bir tanesi bütçelerimiz. Ne yazık ki bilhassa yeni kurulan şirketlerde, belli bir kurumsal yapı oturtamamış şirketlerde, Türkiye'de bütçeleme pek yapılmıyor. Bu daha sonra farklı handikaplar yaratmakla birlikte genelde batılı ve gelişmiş ülkelerde faaliyet gösteren KOBİ'lerden ayrıştığımız yönlerden bir tanesi. Orada bu konular controlling olarak geçiyor ve gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Ama bizde daha yeni yeni şirketler bunun önemini kavruyorlar. O yüzden her girişimci mutlaka ve mutlaka bütçesini hazırlamasını tavsiye ediyoruz. Bütçeler nedir diyecek olursak, bütçeler işletmenin gelecek dönemde faaliyetlerini planladığı, bu planları gelir ve gider olarak belirlediği tablolar olarak ifade edildi. Yani dediğimiz gibi geleceği planlamanın bir yöntemidir bütçeler. Bütçelerde diyelim ki bütçeyi bir yıllık oluşturduk ay bazında, istediğimiz kırılımlardan satışları ve giderleri ayrıntısıyla görüştürecek şekilde ve yaşadıkça o dönem içerisinde gerçekleşmeler gelecek önümüze. Yani Ocak ayında diyelim ki 100 bin liralık satış yapacağımızı varsaydık fakat 97 bin liralık satış yaptık. İşte biz buna varyans analizi diyoruz, yani sapma analizi diyoruz. Bütçedeki bu farkın neden kaynaklandığını araştırıp burada bir düzeltici önlem alınıp alınmaması gerektiğine karar veriyoruz. 100 bin lira satış tahmin ettik, şu müşterilere işte belli sayıda satacaktık fakat daha az gerçekleşti. Neden? Burada bizim ihmalimiz mi var? Piyasa şartları mı değişti? Yani bütçeyi mi güncellememiz gerekiyor? Artık ayağımızı sonuçta yorganımıza göre uzatıyoruz. Yorganımız mı kısaldı? Ona bakacağız. Ve kendimizi düzelteceğiz. Düzeltici faaliyet olarak da bu şekilde basit örneklendirebiliyorum. Ve bunu dinamik olarak yapacağız. Sürekli olarak yapacağız. Nereye gittiğimizi, nerede eksik kaldığımızı ya da nerede başarılı olduğumuzu bu şekilde görüp şirketimizi, girişimimizi ilerleyen dönemlere buna göre hazırlayacağız. Sürekli olmasını burada tekrar vurgulamak istiyoruz. Sonuçları karşılaştırmayı ve gerektiğinde gerekli düzeltici aksiyonları almayı da asla ihmal etmemeliyiz. Bütçeler ne şekilde hazırlanıyor? Biraz da buna değinecek olursak, bütçeler genellikle plançoya çok yer vermeden, bunu yapan şirketler de var, genelde gelir tablosu şeklinde hazırlanıyor. Fakat gelir tablosu şeklinde hazırlanırken işletmenin ihtiyaç duyduğu bazı ayrıntılar olabilir. Bu ürün gamı bazında gelirlerin ne olacağı ya da ürün bazında ya da hizmetle bazında gelirlerin ya da giderlerin ne olacağı şeklinde kırılımlar da verilecek şekilde
oluşturulabilir. Yani ana hesap bazında benim satış gelirim şu kadar olacak deyip bunu bırakmayabilirsiniz de, ki olmasını tavsiye ettiğimizde daha alt gelirler bazında da bunları kırabilirseniz daha yararlı bir bütçecilikle karşı karşıya kalırsınız ve düzeltici önlemleri ona göre daha rahat alabilirsiniz. Bütçeleme bir esasında kültür. En az oturması 2 ya da 3 yıl alıyor çünkü işletmenin geçmişten gelen verileri türüyor ve bunun üzerinden bir planlama yapılabiliyor. Bu süreç zarfında bütçeden, tahminlerden sapmaların yüksek olması bütçelemenin yararsız olduğunu düşündürmemeli. Bu konuda ısrar edilmeli. Israr edildikçe bu işin yararının ortaya çıkacağını, çünkü bütçelemeyle ilgili kasların işletme tarafından geliştirileceğini burada belirtmek istiyorum. Bir de iş planları var. Bu iş planları gitgide günümüzde önemli olmaya başladı. Çünkü iş planını artık en başında, yani biz ne iş yapacağız derken yapmamız gerekiyor. Bunun birkaç nedeni var. Birazdan onlara da değineceğiz. Onlara değinmeden evvel bir iş planlarını tanımlayalım istedim. Gelecekte işletmelerin başarılı olabilmeleri ve finansal açıdan varlıklarını koruyabilmeleri için hazırlayacakları ya da hali hazırda gerçekleşen faaliyetler ile ileride gerçekleştirecekleri faaliyetleri, bu faaliyetlerden hangilerini ileride gerçekleştireceğini, gerçekleştireceği o faaliyetlerden ne düzeyde kar elde edeceğini, ne miktarda nakit akışı sağlayacağını, bu sağlanacak nakit akışı neticesinde bir dış kaynak gereksinimi oluşup oluşmayacağını ya da oluşacaksa ne miktarda oluşacağını ve aldığı finansmanı nerelerde kullanılacağı gibi planlamalarına yer verdiklerini işletme raporlarına diyoruz iş planları. İş planlarını kısaca da şu şekilde tarif edebiliyoruz. Yaptığınız ve yapacağınız iş hakkında detaylı bilgileri içeren raporlar. Buraya kadar biraz ileriye yönelik olduğu düşünülebilir iş planlarının, ki öyledir. Fakat iş planları aynı zamanda bir işi yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım konusundaki kararı da size verdirebilecek bir rapordur. İlk eğitimimizde iş modellemesine değinmiştik. Eğer iş modellemesini bu tarz bir iş planıyla birleştirebilirseniz, işinizin uzun vadede gideceği yeri az çok kestirebilirsiniz diye düşünüyorum. İş planları bizim nerede işimize yarıyor? İşte tabii ki kendi organizasyonumuzu kurarken işimize yarıyor. Bize bir yol gösteriyor, tahminlerimizi içeriyor. Fakat şirketlere, bilhassa startuplarda çok yaşanabiliyor bu son zamanlarda, yatırımcı girmek isteyebiliyor. Yani işi uzun vadede karlı olarak görüp şirketlere yatırım yapmak isteyebiliyorlar. Bu durumda ilk istedikleri şey iş planı. O yüzden iş planını girişimcilerin işe başlamadan hemen mutlaka hazırlaması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bununla birlikte kamu kuruluşlarından eğer hibe ve destek de sağlayacaksa onlar da iş planı talep etmekte. Mesela bunun en önemli örneği KOSGEB. Geçen hafta teşviklere de değinmiştik. Orada da kısaca açıklamıştık. Yani girişimcinin ne iş yapacağını, nasıl yapacağını, sonuçta oraya bir hibe ya da bir destek vermek isteyen bir kurum görmek istiyor. O yüzden iş planlarının en başında şirketler tarafından hazırlanması gerektiğini öneriyoruz, düşünüyoruz, öneriyoruz. Bir de diğer raporlama ihtiyaçlarımız var. Diğer raporlama ihtiyaçlarından bahsedecek olursak, bir tanesi kanal bazında raporlama ihtiyacı. İşletmemizi kurduk, artık belli bir yere geldik ve satış kanallarımız oluştu. Toptan satışımız olduğunu düşünün, perakende satışı olduğumuzu düşünün veya belli sektörlere yönelik satışlar yaptığımızı düşünün. Düşünün ki bir yapı malzemesi satıyoruz ve bu yapı malzemesinin bir kısmını inşaat sektörüne satarken diğer kısmını mobilya sektörüne satıyoruz. Şimdi bu yaptığımız işte inşaat sektöründen ne kadar kâr elde ediyoruz, mobilya sektöründen ne kadar kâr ediyoruz veya umduğumuzu sağlayabiliyor muyuz? Bunu raporlayabilmemiz gerekiyor ya da buradaki bu kanallar içerisinde müşteri bazında da X müşteriden şu kadar karlılığımız, Y müşteriden bu kadar zararımız var gibi raporlamaları da yapabilmemiz gerekiyor uzun vadede, ki çok fazla karşılaştığımız bir konu bu. Bu ayrımı, bu kırılımı yapamadığı için şirketler yıllarca yaptıkları işlerde esasında karlı sandığı müşterilerin bu çalışmalar yapıldıktan sonra gerçekte o kadar karlı olmadığını görebiliyorlar. Ve böyle yanılsamalardan da kurtulmak için kanal bazında raporlama yapılmasını öneriyoruz.
Bir de ürün gamı raporlaması var. Belli ürünleri üretiyoruz ya da belli ürünleri alıp satıyoruz. Ya da belli ürünün hizmetini veriyoruz. Sadece ürün düşünmeyelim. Hizmet gamı da yaratılabilir. Bir otelcilik işletmesinde eğlence tarafı olabilir ya da konaklama tarafı olur. Bu da bir hizmet gamı olarak düşünebilir. Buradaki karlılıklarımızı ya da zararımızı ölçmek, yönetebilmek açısından gerçekten çok önemli. Tabii ki bir de vergi konusunda kamuya yapacağımız raporlamalar var. Vergi ihtiyacına ilişkin her ay kullanacağımız elimiz ayağımız olacak bazı raporlamalar var ki bunlardan bir tanesi BAVS formlarıdır. Bundan da bahsetmiştik şirketlerin vergisel yükümlülükleriyle ilgili webinarımızda. Burada da almamız gereken bazı rapor çeşitleri var. BAVS formlarının oluşturulması, hatta aylık beyannamelerin otomatik oluşturulması gibi raporlama gereksinimlerimiz olacak işletmemizin ilerleyen dönemlerinde. Bir de yönetim raporlaması olacak. Bunu kesinlikle öneriyoruz. Çünkü bir yöneticinin nereye gittiğini görmesi, şirketinin ne durumda olduğunu görmesi gerçekten çok önemli. Burada içsel rapor verileri türetilebilir. Yani bir insan kaynaklarından bazı raporlar alınabilir. Mesela işçi sayısı gibi, işçi sayısının ne kadar artıp azaldığı gibi şirket içinden de sağlanacak raporlamalar olabilir. Bunları mali raporlarla veya hukuki raporlarla da birleştirerek şirketler bir yönetim raporlaması seti elde edebilirler. Bu konuda da şirketler çalışmasını öneriyorum ki bilginin sadece yöneticiler için değil, çalışanlar için de sağlayabileceği olası faydalar var. Çalışanların kendilerini daha motive edebilmesi veya kendiliği işlerini geliştirilmesi için bu yüzden yönetim raporlaması sistemini kurmasını şirketlere öneriyoruz. Bir de fizibilite raporları var. Fizibilite raporları diyelim ki bir işimiz var, artık yeni bir yatırıma geçeceğiz. O yatırımın yapılması mümkün mü? Ve o yatırım yapıldıktan sonra bize kaç sene içerisinde geri dönecek gibi olabilirliği anlamaya yönelik raporlama gereksinimi olarak tarif edebiliriz fizibilite raporlamasını da. Bilhassa yatırım dönemlerinde biraz evvel bahsettiğim gibi fizibilite raporlamalarına ihtiyaç duyuyoruz. Günlük raporlamalardan biraz evvel bahsettiğimiz gibi alacak, borç, stok kartı gibi raporlamalara gereksinimlerimiz var. Ve her şeyden evvel size bu raporları sağlayacak bir muhasebe bilgi sistemi, muhasebe programı ve eğer dışarıdan destek alıyorsanız yeni işe başladığınızda hangi raporları istediğinizi mutlaka ve mutlaka serbest muhasebeci mali müşavirinize bildirmeniz ve ona bu konuda istediğiniz talebi iletmeniz çok önemli ki bu raporları elde edebilirsiniz. O da kendi sistemi içerisinde size bu raporları sağlayacak şekilde kurgulama yapabilsin. Bir de size bu raporları sağlayabilecek zamanı olacağını emin olmanızı tavsiye ederim. İş yoğunluğunu da gözetmenizi ve mümkün olduğunca bu raporlarla ilgili pratik çözümler bulmanızı da tavsiye ederim. Bugünkü webinarımızı bu şekilde programlamıştık. Öncelikle katılımınız için herkese çok teşekkür ediyorum bu 4 hafta boyunca bizlerle olduğunuz için. Ve bir soru varsa, sorular varsa bu konuda almak isterim. Eğer soru da olmayacaksa bir anket yönlendireceğim sizlere. Anketi cevaplamanızı rica ediyorum. Evet, chat alanına da bakıyorum. Bir soru göremedim. Eğitimimiz bitmeden evvel, tabii ki bu eğitim bir gereksinimleri anlatma eğitimiydi. Bunu belirtmekte fayda var. Gereksinimlerin içeriğini ve teknik olarak analiz edilmesi gerektiğini de unutmayalım. Doğal olarak bir profesyonelle bu tarz raporlama paketlerini kurgulamanız hem sizlere zaman hem de raporlama paketinin verimliliği açısından önemli bir fayda sağlayacaktır. Bunu da belirtmek isterim. Teşekkür eden katılımcılarımıza da bizler de teşekkür ediyoruz. Bizi 4 haftadır bu şekilde dinlediler.
Şimdi anketimizi yönlendiriyorum sizlere. Eğer cevaplandırabilirseniz çok teşekkür ediyorum. Anketimizi de yönlendirdim. Birkaç dakika sizlerin cevaplaması için bekleyeceğim. YouTube'da bu eğitim yayınlandı ve bundan sonra da ulaşabileceksiniz. Eğer bir raporlama ihtiyacınız olduğunda tekrar gidip ana başlıklar üzerinden raporlamaların neler olduğunu kontrol edebilirsiniz. Ankete de cevap veren katılımcılara da çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Ömer Bey. Ağzınıza sağlık. Katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ömer Bey'in dediği gibi YouTube kanalımızdan da diğer bütün videolarımıza ulaşabilirsiniz. Diğer eğitimlere de ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere diliyorum. Hoşça kalın. İyi günler. Sağ olun.